Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim 91'de aldığım 78 model Fender caz basımın bakımını yapacağız. Çünkü o videoda da bahsetmiştim. Yarın çok önemli bir kaydım var. Cem Karaca film müzikleri çalacağız ve bu gitarla çalacağım. Şimdi onun için Yusuf Usta'yı çağırıyorum. Yusuf Usta. Evet, Merhaba. heyecanlıyım. Heyecanlıyız yani. Ben heyecanlıyım. Ben de Yani heyecanlıyım. Süper bir gitar. evet ya. Ne düşünüyorsun? Şimdi ne Valla yapacağız buna? bunun önce sapını telleri çıkarttık. Sapını ayarlayacağız. Ondan sonra ufak tefek rötuşlarını halledeceğim. Entonasyon. Varsa bir sıkıntın potanslarına bakıp Tamam. yapacağım. Evet. Yoksa Zaten daha önce de sana getirmiştim. Çok oynamadım dediğim gibi. o zaman Çok da evet, gereksiz yere potans sıkmak iyi değil. Plakaları eritiyor. Bir kontrol ederiz. Tamam. Burada gerekeni yaparız. Hadi başlayalım o zaman. Bunu daha önce anlatmıştık zaten. Evet, yani arkadaşlar bir diğer videoda vardı bu. Tel nasıl çıkarılır? Çıkarırken bile hassas olmak lazım. Tabii. Gitara zarar vermeden, çizmeden. Gördüğünüz gibi Yusuf Usta'm. Teli çıkartırken takarken de hiç ağaca değmemeniz gerekiyor. Evet. Mesela bu telleri eğer az önce bahsettiğimiz gibi bir temizleme, bir şey yapma durumu olmayacaksa çıkartırken Sence şu olur mu yani? bölümler ağaçlara çarpabilir, kesmek Evet. mantıklı. Kıvandı mı yani? Kullanılır mı yani? Bunun en iyi aslında Bu şey, da çok bence. nemlendiğinde tel artık gitmeye başlamıştır. Bu orta nemlerde. Bir ergen için yıkayıp Ha. asetonlayıp verebiliriz ama Tamam. bize yürümez. Tamam. Bazen ben böyle çok temiz teller oluyor. Arkadaşlar kayda giriyor burada Ha, karşıya. evet. 2 hafta çalmıyor kayıtlarda. Ben o telleri biriktiriyorum. Bazı şehir dışındaki arkadaşlara Ya gönderiyorum. çok güzel. Gelemiyorlar, alamıyorlar. Çok güzel. Onları Yani ben de mesela hiç şöyle dedim. Ben de çekebiliriz. öğrenmiş oluyorum. Hiç ağaca değmeden. Ağacı değmeden. Evet. Kestiği kendim çıkardım. Öyle. Şimdi çıkardıktan sonra bizim sap öne gelecektir. İşte bu, önce bunu düz yapmamız lazım. Mesela bunun anahtarı bu. 1 bölü 8'dir bu. Şimdi Şimdi düzelttik. Şimdi bunun üstünde ne bazı işlemler yaptın? yapalım. İçerik böyle miydi yani? Şöyleydi. Şu şekildeydi. Şuydu. Şuydu. Sen onu Evet, düzelttin. düzelttik. Tamam. Böyleyken dışarı doğru. Evet, sonra Yarım. sol teline doğru yarım. Ama Evet. gitara göre değişir bu. Her Ha, gitarın öyle mi? ayarı Ha, farklı. Dediğim gibi yaşlı gitarlarda pek bunlarla pek şey yapmasınlar. Ya biliyorlarsa tabii ki. Şimdi bakıyoruz işte. Gayet iyi durumda. Yaşına göre çok diri. Güzel. Önce gitarı tozunu alalım. Şöyle. Potanslarda ben yapmıştım önceden, var mı? Pıtırtı çıtırtı. hiçbir şey yapmadım. Uzun da değil mi? Taktıktan sonra bir bakarız. İhtiyacı varsa onların da özel malzemeleri var. Sanmıyorum Sık sıkabiliyoruz ama boş boş da, yani çalışan bir şeye sıkmak ama. iyi Tabii. değil. O ne olursa olsun asitli bir malzeme. Oradaki plate'i hafif hafif eritir. En sonunda potans birden üçe hızlı hareket edebilir. Yani ihtiyaç yoksa hiçbir şey uygulamamalı bir kadar. Tamam, ona Yani rutin bakım diye her geldiğinde her ay uygulamamalı. Her şey. Şimdi gitarı normallerin bir fret ayarı yapmam lazım. Ama şu an iyi görünüyor. Zaten vintage dediğim gibi gitarlar en son sen yaptıktan sonra öyle, ya neredeyse çaldım. vintage gitarlar öyle çok üstüne gidilmez. Ama hiçbir şey olmasa da hareketlerden dolayı sıcak, soğuk, nem, bu fretler hareket edebiliyor. Yukarı geliyor, aşağı iniyor. Biz ona gereken işlemi yapıyoruz ama şu an iyi görünüyor. Şimdi bunu da test edeyim ben. Çok hafif var. Onlar da küçük patlamalar, parlaklıklar, biraz İngiliz sound yaratabilir. Onları da öldürdüğünüzde çok derin tonlar verir gitar. Liverpool ton derler. Bum bum bum. Etli etli. Çok hafif bırakmak iyidir Fender'lerde. Hepsini almak iyi değil.
cızırtılır. Yani iş olsun diye de... Evet, çünkü o bunların bir karakteri var. Biz ikiye bastığımızda tel taklatarken hafif beşe değecek, çok hafif. Hiç değmezse kontrabas kötü olmuyor. Bunlar çok önemli bilgiler, konular. Evet. O acısı var deyip böyle gitarı rafına koyup almayanlar var. Evet. Yani gitarın doğasında var bu tip şeyler. Onları bir gün sohbet halinde gelen arkadaşlarla konuşabilirim. Bizim için çok hafif bırakmak lazım. Şurada biraz var. Doğun etkisi vardır, gider. Ama gerek yok. O kadar uzun bir koruyayım. Bizim için bu kolgeler biraz önemli, anlatmıştım ben aslında. Evet. Bunları şu an iyi, fena değil. Şimdi temizleme olayına gelelim. Evet, şimdi cilamızı sürdük, spreyimizi. Evet. Şimdi biz iki tip bez kullanıyoruz. Bir tanesi şu, tırtıklı bezdir. Nedir bu? Pazen. 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 Bunla, bu mesela yüzeydeki yağları çok güzel, bak geliyor, alabiliyoruz. Oo. Gördün mü? O yağdı. Bununla da parlatma yapıyoruz. Bu saf pamuk, %100. Bununla da parlatma işlemi yapıyoruz. Tamam. Hemen hepten yavaş yavaş. Bu arada konuşabilir miyiz? Mesela evet. Şöyle ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tuptup Salam Yusuf Usta'nın yeri nerede diye merak edersiniz. Açıklamalara yazıyorum gerçi ama gene de videoda da bahsetmek isterim. Kendisi Kadıköy'de. Merkezdeki Boğa'ya çok yakın bir yerde, evet. Şehir dışında yaşayanlar ya da İstanbul'un başka yerinde yaşayan, Kadıköy'ü bilmeyenler için kerteriz alsınlar diye söylüyorum. Boğa'ya çok yakın, zaten açık adres yazıyor. Telefonumda iletişim numaralarını bırakıyorum. Yusuf'cum şöyle bir şey var, merak ederler burada. Şehir dışında arkadaşlarımız var ama onların bulunduğu yerlerde böyle şeyler yok. Lütiyer arkadaşlarımız yok, evet. Belki. Evet. Ya da sana ulaşmak istediklerinde, evet. Ne yapmaları lazım? Yapılıyor mu ya da bu iş? Tabii. Eğer gitarın işlemi çok büyük değilse, çok basit bir şeyse bana telefon açsınlar, hiç göndermeden yardımcı olmaya çalışırım. Ama sap, tel değişimi, entonasyon çok kötü durumdaysa kargo ile gönderebilirler. Hiç sıkıntılı gelmiyor. Kutu gayet güzel kutuluyorum ben de. Geri iade gönderiyor. Bayağı yapılıyor. Tabii yapılıyor. Bayağı burada evet. Bu da güzel bence. İyi ki değindik buna. Çok soruyorlar bunu. Unutuyorum ben her seferinde. Ya da sana yönlendiriyorum biliyorsun. Tabii sağ olasın. Evet. Genelde kargoyla çalışıyoruz. Gitarları gönderiyorum. Bu sadece bu işlem çok uzaklara gittiğinde. Mesela ben gitarı yapıyorum İstanbul'da. Hava 20 derece. Gönderiyorsun Artvin'e 4 derece. Bir de orada şeylerde durabiliyor. Ha, tabii soğuk depoda mı gidiyor, nerede tabii. Gidiyor? Ne? Ama ben o şey yapıyorum, mesela Artvin'e oralara gidecek olan gitarları oraya göre yapıyorum. Burada gitar kötü, oraya gidiyor süper. Ha, oturuyor. Yolda oturuyor. Aynen, sapanını alıyorum. Oraya göre, oranın hava ısısına göre kuruyorum gitarı. Tabii insan bile, yani biz şehir şehir dolaşıyoruz, bir sürü kip şey oluyor yapımızda. Tabii. Biz bile gitsek çatlarız ya. Evet ya. Hele ben var ya bu şeyde, geçen hafta bir Kuşadası, ertesi gün şeyde orada kahvaltı yapıp öğle yemeğini Ankara'da yiyip akşam yemeğini İstanbul'a gelmiştim, oldu yani. Benim çok yağ varmış. Evet. Pırıf. Evet, şimdi biraz... Hızırma oldu. Yani bu... Aa, evet ya. Nasıl kuru, kuruttuk gitarı. Şimdi fretleri dikkat edersen parlak. Evet. Bu natürel parlaklık. Biz bunu sürtünmeyle yaptık, özellik aletlerle. Şimdi burada bende Dremel var. Bunun önüne sünger top takıp çok sert bir şekilde parlattığımızda evet, yüzük gibi parlar. Ama sürtünme ısı yarattığından dolayı alttaki tight bond ya da Japon yapıştırıcı ısınıyor, fret havaya kaldırıyor. Belli bir süre burada durmak lazım, onu ayarlayamayız. Parlama olmuyor çünkü. Parlama olması için
üstteki ilk katmanın erimesi gerekiyor. Ve ısındığı anladım. Zaman fret havaya kalkıyor. Gitarlar hep cızlar. O yüzden biz böyle daha organik ve fiziksel güç kullanarak yapıyoruz. Bayağı uğraşıyoruz. Yoksa ben de vurayım gitsin. Cızladıktan sonra parlaklığın hiç önemi yok. İnce bir nüans arkadaşlar. Evet, çok önemli var. Bilgi bu. Bu önem çok önemli. Şimdi tellerimizi takıyoruz. Şimdi soruyor arkadaşlar. Önce hangi tel takılır? Evet. Şimdi şehir dışında olanlar var. Telefonda yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer buradaki nat hareket halindeyse önce sol, sonra mi takılır. Tamam. Çünkü evet, birbirlerini tamam. Desteklediği için. Tamam, hareket halindeyse. Evet, hareket halindeyse. Ama sabitse? Sabitse de aslında mi, sol, la, re doğrusu bu. Anladım. Yani bütün de ağırlığı eşit vermek. İnce kalın, evet. Ortaya sonra. Evet, aslında yani. Doğrusu odur, sıralı değil. Anladım. Ama biz de burada el alışkanlığı sıralı gidiyoruz. O çok önemli değil. Bu nat oynuyorsa, bu elektro gitar için de geçer. Evet. Özellikle akustik gitarlarda mı? Evet, genelde. Şey. Aslında profesyonel gitarlarda... Klasik gitarlarda sorduruyor, evet. Düşer o şey. Aynen. Her seferinde. Hocam tersi düzültmüyor. Evet, yaşanmıştım. Ama profesyonel akustiklerde ve naylon gitarlarda oynaktır zaten. Hmm. Çok yapıştırmazlar. Evet. Çünkü tel değişir, ayar değişir. Anladım. Devamlıca yapıştırıcıyı sök tak, pek iyi evet. Değil. Yani o böyle bir konuyu söylemiş oldum. Şimdi... Evet arkadaşlar, bu string tellerimizi neye takıyoruz onu da söyleyeyim. 0.45-100. Evet. 45-65-80. Bir tellerle ilgili de böyle şey, mesela light diyor işte. Hı-hı. Bunu mesela neye göre seçmeye lazım telleri? Light, aslında bu light hafif demek değil, bu orta uzunluk. Uzunluk. Extra light, yani biraz large, onunla ilgili, uzunlukla ilgili. Uzunlukla ilgili şey. Evet. Tamam, light dediğin bir şeyin hafifliği gibi yani, değil yani, telin salınımı ya. Evet. Salınım ve uzunluk. Evet. Onun şeyi o. Şimdi, teli kırıyoruz. Üstten yine. Kırdı. Ağzı dokunmadan geçiyoruz. Şimdi bu nereden keseceğiz bu soru da acaba? Şimdi bazı gitarların bu kalın, evet. Bazılarında incedir. İnce olanlarda o kadar uzatmaya gerek yok. Kalınlarda 1-2-2.5 bak ama burada boğumlu olduğu için evet 1-2-3'ten alalım. Tamam. Takıyoruz buradan sokup parmağımızı kırıp bu tarafa. Bunu görüyor muyuz acaba? Sol teline doğru. Sevgili yönetmenimiz. Harika. Şimdi doğru. Burada İlker Kavruk kamera arkasında benim can dostum, can yoldaşım. Sağ olsun. Evet sağ olsun. Her şey bize koşar. Evet şimdi geldi. Biz literatüre göre gidelim. Sol yani, takalım. Sol takalım. Ben takayım mı? Tamam. Ben yani şey diyeyim, staj. Önce evet. Ucunu kıralım. Evet, ucunu kırdım. Ucunu kırdım. Evet, oradan çok yukarıya doğru çıkardım. Evet, ağaca değmeden getiriyoruz. Evet. Şimdi bunu da buraya kadar geldi mi? Bu biraz light. Evet, bu yani. Hiç kesmemize gerek yok. Kesmeye gerek yok. Tamam. Buradan takalım. İçini zaten kırdı. Evet. Evet, şöyle şuradan başla. Şimdi çek çeviriyorum. Bir dakika, ne yaptık? Evet, aynen çevir. Evet. Şöyle tutuyoruz. Evet, çeke çeke. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz sana. Evet. Ve de üstüne gelmeden de böyle... Altına, evet. Altına. Zaten bu tırtıklı boğum, onlar birbirini kenetleyecektir. Akort falan kaçırma yapmaz kolay kolay. Evet. Bu tırtıklı boğumun güzel bir özelliği var. Bir saniye. Güzel, çok güzel. Devam et. Head tonları midli gelebilir. Yani parlak, midli olur. Boğulur. Midli olduğu zaman baslar biraz daha ılık ve derin gelir. Yani tonlar için çok önemli şeyler bunlar. Evet. Gayet güzel. Neyi taktık arkadaşlar? Sıralama olarak solu taktık. Şimdi la'yı takıyoruz.
Evet. 3. 3 tane. Yalnız hep ona dikkat etsinler. İncelerde 3 değil. Ha, ya. İnceler, bazı bas gitarların burası incedir. Evet. Onu o gitarın 4 olabilir, 5 olabilir. Ha, daha uzun mesafe. Evet. Kısa tutmasınlar. Head tonu önemli. Biraz uzun olması lazım. Anladım. Uzunluk aslında değer verdiğimiz bir şey yani. Evet. Uzun olması. Değil mi? Tabii. Çünkü ne kadar tel burada dolu olursa ton da o kadar dolu olur. Sakın evet. Buraya bir tane takıp bir tane çevirmek orada bir şey yaratabilir. Bir de telin aşağı inmesi lazım. String tee yok gitarda. Yani burada bir pat. Evet. Aşağıda olursa sıfırlar daha iyi çıkar. Taktık. Bundan sonra ne yapacağız? Evet, bunu da çok az kestim. Bundan sonra telin akord edeceğiz gitarı. Sonra akord ağacı esneteceği için sap yapacağız. Sonra entone yapacağız. Yükseklik ayarı yapılacak. Sonra hazır. Biz de büyük bakımlarını daha önce yapmıştık gitarı. Evet. Evet. Şunun altına geçiyoruz. Evet, bu string tree. String tree. String tree ağaç işte. Bu her şey tamam. Ah, sabırsızlanıyorum. Evet. Şimdi şuradan şunu alalım. Şimdi tel yüksekliği neye göre olmalı? Hadi bakalım sor. Evet, tel yani yüksekliği. Yani çalım ve tuşa ile alakalı herhalde değil mi? Evet, kişinin gücü, yapmak istediği müzik türü. Evet. Kullandığı amfi. Ben mesela yarın bayağı 70'ler Anadolu rock çalacağım. Evet. Sence ne tavsiye edersin? Ya da 70'ler çok alçak olmaz. Çok biraz hafif yüksek olur. Evet. Teli kalınlığı da ona göre seçilir. Teli kalınlığı ona göre seçilir. Evet. Mesela şu seviye, hani ben böyle yükseklik ayarlarken bir şey dikkat ediliyor mu? Manyetiğe mi? yok. Şu hani yüksekliği ayarlıyoruz ya, bu mi mesela. Hı-hı. Daha çünkü bu bayağı döndürmeli arkadaşlar. Evet. Buradan böyle döndürerek yükseltiyorsunuz, alçaltıyorsunuz. Bir de burası var, o entonasyon. Evet. Değil mi? Bu yükseklik de entonasyondur aslında. Öyle mi? Evet. Evet. Teli yükselttiğimizde, mesela sol telini ben yükselttim. Evet. Bunun yükselttiğimizde ileri geri ayar yapmamız gerekir. Tamam. Sen mesela kendi ya bugün gitar çok cızlıyor, biraz yükselteyim dediğin zaman bilgi, buraya da girmek lazım. Buraya da girmek. Bir iki entone gitti biraz. Tamam. Birazcık gider. Şimdi sapımızı biraz çekelim. Tellerimiz güçlü. Evet. Çünkü daha önce 0-40 vardı arkadaşlar. Evet, orada sap öne geldi. Onu söyleyeyim. Telimiz 0-45. 45 tel taktık. En incesi yani 45. Sonraki tellerimiz ise 65, 90 ve 100 olarak gidiyor. Evet. Şimdi akord edip yeni gerginliğine bakacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, beni takip edenler de bir ara ara anlatıyorum. Ben müziğe ilk başladığımda bir Sakai bozması gitarım vardı. Ona akort ederken ben de bunları anlatayım. Sonra ilk başladığımda onu çaldım. Bir tane resmim var öyle. Vardı. Hatta bu videonun içine de koyabilirim onu. Ondan sonra bir tane Ibanez Simar. Cimar yazıyordu. Nasıl doğru mu okuyor bilmiyorum. İbanez'in böyle caz basa benzeyen, aynı gene işte Yavuz Çetinler'le Bodrum'da birlikte çaldığımız dönemdeki gitarım var. Onu da koymaya çalıştım. Ondan sonra caz basa aldım 91 yılında. Ve Simar'ı satmıştım o zaman. Param yoktu. Üzerine ekleyip bunu almıştım. Öyle arkadaşlar. Sonra uzun bir süre pasif gitarla çaldım. Sene 2000'de bir çocukluğum Uludağ'da çalarken de sevgili Murat Ejder'den Yamaha TRB5P'yi aldım. İlk aktif gitarım. Japondur ve o da duruyor. Bu gitarı görürsünüz. Özellikle bazı videolarda çalıyorum.
Öyle benim hikayem de öyle, gitar hikayem. Yani çok fazla gitar değiştiren bir adam değilim. İstikrarlı bir adamım. Yani böyle ama bazıları öyle değil. Ha böyle bir gitar yani, varsa hiçbir şey aslında pek... Yani evet, bir tane her evde bulunması gereken bir gitar bu zaten. Yani her müzisyende. Sapı güzel, ben şimdi çektim. Tamam. Tam isabetli çekmişiz. Süper. Yani tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi önümüzde biraz havalar selim, çok hafif önde. Yani bir iki ay sonra ya çaya gelmişsin ama iki gerek kalmayacak. Onun payını da verdim. Şu anda yaptığın işlem verebilirim. Şimdi buradaki gücünle, buradaki gücün aynı olduğunda burada cız var mı, burada cız var mı ona bakıyorum. Tamam. Yükseklik ayarı yapıyorum. Yani eşit güçte eşit denge. Evet. Enkone hep 12'ye göre yaparlar. Ha. Yani şöyle, sıfır. Boş tel, evet, yani yaptığın, solü getirdin mesela, örneğin yani sol teli, 440 yaptın, 12, sonra 12'de bastın, 440. Yalnız bazı gitarlarda tesviye oluyor, aşırı çalım oluyor. Evet. Her yeri 12'ye, 0'a kuracağım diye bir kaide yok. Gitara bağlı. Mesela çok sapı geride veya bir ağacında bir olay var, 12'ye kurmanın anlamı yok. O zaman bazı gitarları biz 8'e kurduğumuz oluyor. Full 8'e kuruyoruz. Yani 0-8. Ne yaptık orada da? Gene sol yaptım, sonra 8'e gittim. 440. O bazı gitarlarda. Her gitarda 12'ye... Ama aslında kural 12'dir. Ama bazı deforme olduğunda kesinlikle gitara göre entone durumu da var. Tamam. Her gitara göre ayrı olabiliyor. Ayrıca çok büyük kayıtlarda gitarlar eğer vintage ise, elektro gitarlar çok deformeli ama orijinal ses varsa gitarların intonasyonu tamamen eserin armonisine göre bile yapıldığı oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Gitar arızalı, olmuyor. İnce. Mesela do diyez minör mesela, biz do diyez minöre göre bir entone yapıyoruz. Gidip fa majör bassa eyvah. Hemen aklıma bir şey geldi. Dün öğrencimle konuşurken, hocam dedi Metallica'nın bir şarkısını çalacağım, bir ses gevşet bir şey çalıyorlar. Değil o. Evet, telleri gevşeterek yani yapıyorlar ya, kurt yarım ses veren. Şimdi bu mesela normal gitarda yapıldığında ne oluyor? Sapla ilgili bu güç kaybı olacağı için hafif entoneler kayabilir. Sap oynar değil mi yerinden? Yani. Hafif oynar. Ha böyle zırt pırt hani bir yarım al bir ses geriye boşaltıyor. Yok çok değil, hafif. Kaldırır onu. Ama elektro kilit sistemli gitarlarda re'yi alamazsınız. Kesin burada çay içmeniz lazım. Anladım. Bütün dağılır, yaylar hemen. Bas gitarda bunu yaptığımızda... Hafiften sap öne gelecektir. Hafiften. Sonra evet. Gerdiğimizde peki tekrar eski yerine gelir. Gelir mi? Gelir. Ha yani çok bir şey yok. Hani ben kısa zamanlı. Korktum dedim ki daha yeni bakımdan çıktı gitar. Evet. Böyle alırız şimdi bozulur. Ben Yusuf Usta'ya sorayım demiştim. Çok şey var. R'de çok uzun süre kalırsa ha. O zaman entone... Zaten, oraya oturur. Tabii biz mi'ye göre entone yaptığımız için evet. R zaten 7'den sonra sallanır gider. Anladım. Ama idare eder. Ha, o zaman şöyle özetliyoruz. Kısa süreli yapacaksanız bir şarkı çalıp falan evde çalışırken yapacaksanız okey ama İnanın ki o konserlerde o adamların o gitarı tabii, zaten ona göre entonelemiş. O gitar geliyor, onu çalıyorlar. Sonra diğer gitarına geçiyor. Tabii. Sahnelerde öyle D-drop gitar ayrıdır. Evet. Ya da bütün projeyi öyle çalıyorlar. Aynen. Evet. Crutch'ta öyleydi. Yarım ses esleştiriyorlardı. Ben de öyle çaldığım konser olmuştur. Bütün tellerimi evet. Ha, o, yani siz o şey işte salınım hani şey olsun. Mi bemol'e çekmiş. Evet, mi bemol'e çekmiş. Akortladık. Onda entone tamamen ben tek tel sandım, D drop. Tek tel yapanlar var. Metalimizler tek tel indirir. Ha. Tamam. O D drop bir de full. Full dedi. Full orada entoneler değişebilir. Tamam. İkisi de var. Onu yapan da var. Evet. Tek teldeler. Yok yarım ses komple düşürmüşlerdi. Tabii evet. Baktığına layığa basıyorsun ama aslında son bir şey. Evet. Bitmek üzere bitti. Gitar. Şimdi bant yakabilirsin. Evet. Şöyle ipini görsün. Thank you.
ayda hazır. Evet. Valla süper oldu ya. Ellerine sağlık. Evet, şu şeye şey hasta olmuyoruz. Nasıl? Doku. Hadi kurudu. Evet, evet. Evet. Üstte ne varmış ya yılların? Yılların yolu varmış. Ki yaptık ama işte kışın yaptığımız için derinlenememiştik. Evet, evet. Bildiğin kese attık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir önceki videoda göreceksiniz iki bölüm halinde yayınlayacağım. Orada çok güzel sorular vardı sizden. Onları da aşağı açıklama bölümüne koyacağım. Oradan takip edin. O sorulara çok ince detaylar vardı aslında o sorularda. Sen de çok güzel cevaplar verdin. Aslında daha uzun gelebilir mi? Sıkılmasınlar diye. Evet evet. Yani zor bastım hep. Hızlı geçtim mi? Buraya geldiklerinde evet. Zaten sohbet ediyoruz. Merak ettikleri şeyleri en azından bir sorduk. İkinci bölümde de bu bölümde de gördüğünüz gibi bir vintage 78 model bir Caz Bass'ın bakımlarını yaptık. Dediğim gibi yarın bir kaydım var. Orada çalacağım. Ve sonucu göreceğiz. Evet. Evet. Ben de merak ediyorum. Bir de bant. Makara bantlar geldi Almanya'dan özel. Evet çok çok güzel. Bir şey var. Ona kayıt yapılacak. Şimdi benim böyle bir hikayem var. 88 albüm Dersen'de Daşlar'da. İlk stüdyo tecrübem tabii. Heyecanla gittiğimde o zaman öyleydi. Banta yapılmıştı. Tabii, hata lüksün yok. Tabii tabii öyle değil. Çok heyecandan bitmiştim yani. Düşünsene ben de, abiler var filan. Ben hani bir kere hata yapınca hadi hep beraber toplu kayıda giriyorsun. Onun için öyle bir tecrübem olmuştu. Hiçbir şey anlamamıştım tabii o heyecandan. Şimdi daha detaylı böyle onu evet. sindire o kayıtın içinde olacağım. Arkadaşlar var mı suçum söylemek istediğin? Şimdi demin de bahsettim ama kaçıranlar olabilir. Yusuf Usta'mızın yeri Kadıköy'de. Buraya geliyorsunuz. Telefonu alta bırakıyorum zaten. Şehir dışındaki arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Evet, evet. Ulaşabiliyorsunuz. Kendisi çok naif ve çok sağ ol. Hiç geri çevirmiyormuşum herkesi. Onlar adına ben size teşekkür ediyorum. Gençlere her zaman evet her yol gösterici. Çünkü bu işin tabii ki bir iş meslek. Tabii sevmek ama lazım. Ahlaklı yapmak lazım. Tabii. Biz hep onları yani onu tavsiye ediyorum. Tabii tabii. Öğretilerim arasında o da var dedi. Zaten gitarım bittiğinde kalktığımda bant yakmaya hazır dedim yani. Ya, evet, ben evet. Çok istiyordum. Evet çok içten. Yani kendim istedim. Işte. İyi iş çıksın diye. Güle güle evet. Kozan. Evet sağ ol. Dostum. Evet, arkadaşlar görüşmek üzere. Kamera arkasında İlker Kavuk var tabii her zaman gibi. Can dostum. Sana, ama o hareketi yapman lazım. Daha önceki videolarda. Evet. Sağ ol İlker. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.